Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Bilgesu. Bugün sonunda en çok beklenilen oda turundan sonra, yani Ankara'daki normalde yaşadığım evdeki oda turundan sonra en çok beklenilen yurt oda turu videosu ile karşınızdayım. Kameraman Selen. Onu buradan alkış alabilir. İlk defa neredeyse bir kameramanla video çekiyorum. Bu yüzden çok heyecanlıyım. O zaman buradan başlayalım. Burası bizim ayakkabı alanımız. Şu an tam kapının önündesiniz. Burada dağınık bir şekilde ayakkabılarımız duruyor. Çünkü koyacak başka yer yok. Yurtta yaşamak böyle bir şey. Bulaşıkta bekleyen bulaşıklarımızı. Yıkanmayı bekleyen. Ama benim değil. O yüzden yoksa benim olsa kesin yıkardım bu arada. Mutfağımız küçük bir mutfak böyle. Burada dolaplar var. İçini gösterebilirim. Çok bir şey yok aslında. Böyle hepimizin eşyaları var. Bu arada bilmeyenler varsa ve odamı hiç görmeyen ve beni ilk defa izliyorsanız, ben şu an İstanbul'a geldim üniversite için. Yurtta kalıyorum. Orsaköy'de yurdum. Republika adı. Aşağı yine soran olursa yazarım ismini, çünkü herkes tekrar tekrar soruyor. Ve burası 3 kişilik oda. Ve biraz büyük bir oda. Görünce böyle şey olacaksınız. Wow, yurda var. Yani burası gerçekten çok güzel, çok seviyorum. Böyle bir mutfağımız var. Ben hiçbir şey yapmıyorum burada. Genelde sadece mandalina yiyorum mutfakta. Bu tarafta 2 tane dolap var. Bunlar Şimal'in ve Selin'in, oda arkadaşlarımın. Benimki şu tarafta. Evet, şimdi salonumuza geçiyoruz. En heyecanlı kısım. Herkesin beklediği an. Ta-da! Burası bizim küçük salonumuz, ortak alanımız. Ve benim terliklerim. Burada yani çok zaman geçirmiyorum ama arada oturup böyle sohbet falan ediyoruz. Televizyon izlediğimiz oluyor. Onun dışında bu benim şalım. Ünlü şalım. Her yerde, 2 gündür her yerde paylaştım. Böyle bir sehpamız var. Burada kızlar yemek yiyor. Genelde ben dediğim gibi yine hiçbir şey yapmıyorum bu ortak alanda. Burada küçük bir kaloriferimiz var. Oda biraz büyük olduğu için ve -1'de olduğumuz için bazen soğuk oluyor. Ama odanın havalandırmaları var buralardan, şuralardan, ayarlardan. Onlarla ısıtınca da hamam gibi oluyor yani. O yüzden çok da gerek kalmıyor. Böyle küçük bir oturma şeyimiz. Koltuğumuz ve masamız var. Masayı Selin'in annesi getirdi sanırım. Emin değilim. Yani yurdun değil ama yurtta da ayrıca öyle büyük masalar oluyor değil mi Selen? Evet. Oradan hemen bir şey aldım. Burada merdivenimiz var. Yukarıyı birazdan göstereceğim. Şey yapalım. Şu masaya gidelim. Ben size kendi masamı göstereyim. Çünkü en heyecanlı kısım orası. Hazır ışıklar tatlıyken. Burası benim masam. Böyle bir dekore bir şeyler yaptım kendi çapımda. Buradan ışığı açıyoruz. Güzel mi? Güzel. Ya. Buraya böyle daha önce hediye gelen ve bir tane de kendim aldığım eski kameraları koydum. Çalışmıyor, fotoğraf makineleri, analog. Sonra dünya haritası var 3 tane. Ondan sonra kraket var. Burada en sevdiğim fotoğraflar var. Annem, babam, alev, doğa, çarşı. Daha sonra burada Serra ve Nelin'le gittiğimiz Penti lansmanında fotoğraflar var. Çok tatlı çıktı. Burada kutum var. Burada ekstra, yani çok kullanmadığım makyaj malzemeleri var. Onları sığmadığı için buraya koydum. Evet, burada ders çalışıyorum. Aslında çok fazla çalışacak dersim yok. Sinema okuduğum için. Daha çok film izliyorum. Filmi odamda da izliyorum yukarıda ama burada böyle her şeyi organize tuttuğum alan burası, çünkü her şeyi not alıyorum, yazıyorum. Burada da arkadaşlarım olan fotoğraflar var. Böyle bu da Selen'le olan fotoğrafımız. Bu da bakın oda arkadaşlarımla olan fotoğrafımız. Burada çekmecem var. Çok da önemli değil ama burada gereksiz her şeyi bunun içine atıyorum. Ve çekmecem kendi kendine açıldığı için burayı bantla tutturuyorum. Daha sonra burada en sevdiğim köşe babamla güneşle olan fotoğraf, alevle olan yani ablam ve anneannem ve annem burada. Annem ve benim bebekliğim olan bir fotoğraf. Burada vlog kameram var. Şu anda hangi kamerayla çekiyorum? Yeni aldım kamerayla. Ama tamamen sinema okuduğum için almak zorundaydım zaten. Çünkü böyle kısa film projeleri için zaten her türlü gerekliydi. Bununla çekemiyorum daha fazla o tür sanatsal şeyleri.
Böyle burada işte yakın zamanda midtermlerime çalışacağım yani vizelerime. Üniversitede vize falan var görüyorsunuz. Hemen alıştım o üniversite diline. Bu kadar. Burada ayrıca iki tane şeyimiz var, dolabımız var. Ama benimkilerin içinde pek bir şey yok açıkçası. Gelen kutuları falan koyuyorum. Bir de fişleri orada biriktiriyorum. Aa, size kendi yaptığım resmi göstereyim. Son vlogumu izlediyseniz eğer. Bunu görmüşsünüzdür. Bunu ben yaptım. Şu işi açayım mı? Ben yaptım. Nasıl olmuş sence? Çok güzel. Burada da işte böyle bir penceremiz var ama hava karanlık olduğu için şu an Selen'in yansımasını da görüyor olabilirsiniz. Hava karanlık olduğu için size gökyüzünü gösteremiyorum ama -1'de olmamıza rağmen şuradan kapağını çıkardığınızda gökyüzünü görebiliyorsunuz. Karşı duvar da ama çok estetik bir duvar yani sarmaşıklar falan var. Ama dediğim gibi oda sadece belirli saatlerde ışık alıyor. O biraz beni üzüyor. Biraz değil çok üzüyor ama onun dışında yurttaki en büyük oda olduğu için çok mutluyum. Aynen güzel yani. Ama tabii çok kirleniyor bu arada. Çok büyük olduğu için çok tozlanıyor. Ve hani haftada 2 gün temizlik oluyor. Yine de her gün tozlanıyor. Her gün temizliğe ihtiyacı var gibi bir şey oluyor. Burada benim boyalarım var. Çok sanatsal bir insana dönüştüğüm için paletim falan var. İşte şu tarafta dolabımı, tuvalet falan göstereceğim. Bu taraf böyle merdiven altı. Benim dolabım var burada. Benimki tek başına duruyor. Burada çok askılığım olmadığı için de çok fazla bir şeyimi koyamadım buraya. Sadece böyle işte montlarım falan var. Burada şeyler, böyle bir tane kasa var. Burada da çekmecelerim var. Sadece şapkalarımı ve sadece ayakkabılarımı ile doldurdum böyle. Burada da ayakkabı var sanırım. Evet. Evet, geri geldim. Burada 2 tane lavabomuz var. Bu lavaboyu biz Şimal'le birlikte kullanıyoruz. Burada sağ taraf şurası Şimal'in eşyaları, burası benim eşyalarım. Çok düzenliyiz, çok topluyuz bu arada görüyorsunuz. Ve burada benim eşyalarım var yine aynı şekilde. Sığmıyorum. Kesinlikle. Ama olsun yani, sığabildiğim kadar. İşte böyle yüz temizle, maskeler, kremler falan filan. Burada, ay parmağım sıkıştı. Burada da bir IKEA kutusuna böyle bütün makyaj malzemelerimi doldurdum. Her şey orada aslında, bir tek makyaj malzemesi değil. Böyle. Burası çekmece, burada da işte saç kurutma makinelerimiz falan var. Burada benim havlularım var, tabii ki mor. Burada böyle bir lavabo var. Bu kadar. Ama çok tatlı, küçük, böyle minimal bir lavabo. Burada benim bornozum var. Daha sonra burada duşumuz var. Ne kadar toplu bilmesem de duşumuz bu şekilde. Yine tatlı. Rengarenk. Evet. Bir tek sıkıntı duşun arası yani şu kadar açık. O beni çok geriyor bak. Buradan gözüküyor mu? Açık oldu. Evet. Yani ben hep duşu en dipte alıyorum. Çok stres oluyorum. Biri olacak falan diye. Bir de kim olabilir? O da arkadaşlarım ama yine de insan böyle oradan bir aralık görünce böyle şey oluyor. Burası Seri'nin lavabosu sayılır. Tek başına kullanıyor genelde burayı. Burası da onun yine dolapları. Burada çekmece var. Burada bir lavabo daha var. Aynı şekilde böyle. Evet, sanırım burası bu kadar. Şimdi yukarı çıkalım. En heyecanlı kısım. Evet. Kameraman son hız beni takip ediyor ve hiç işinden şey vermeden, ödün vermeden. Tamam. Öv beni. Aynen. Şimdi çıkıyoruz. Bu oda hakkında. Çoraplarım. Unicorn'un çoraplarımı gördü. Herkes gördü. Burası işte bizim üst katımız. En sondaki oda Şimal'in odası. Burası Selin'in odası. En soldaki oda da benim odam. Buranın ışığı var aslında. Buradan aşağıdaki ışıkları kontrol edebiliyorsunuz. Hiçbir zaman öğrenemedim bunun neresi olduğunu. Ama evet, şu an nasıl çıkıyor? Tamam. Evet, şimdi buradan aşağıyı görüyorsunuz bir de. bu kadar. Şimdi benim odama giderim. Çok heyecanlı. Çok toplu bir odam var. Ve çok güzel kokuyor çünkü IKEA'daki mumlar sağ olsun.
Keşke buradan size kokuyu da gösterebilsek. Ya o teknoloji ne zaman gelecek bilmiyorum. Buradan ışığı açıyorum. Evet. Böyle bir odam var. Böyle... Nasıl anlatsam bilemedim. Genelde zamanım burada geçiriyorum. Burada böyle film izliyorum böyle. Başucu kitaplarım var burada. Bu iki kitap. Çok kitap okumayan biriyim ama hippilere ilgi duyduğum için biri. Diğeri de hoca önerdi bize. Sinem Hoca. Medya ve İletişim Teorileri hocası. Bundan da şu kadar okudum henüz. Ama okuyorum yani. Yani kitap okumayı çünkü artık hani bir sinema öğrencisi olarak bilgisi bunu yapmalısın diye düşündüm. Burada en sevdiğim çizgi film karakterlerinden Jake the Dog var. Burada Heffalump var, küçük bir. Ve peluşsuz bir yatak odası düşünemediğim için direkt peluşlarımı yerleştirdim. Furkan'la fotoğraf burada. Furkan'la bir fotoğraf daha var. Yine IKEA'dan aldığım bir şişe. Yapma çiçek var. Keşke gerçek olsa ama odama ışık girmiyor bu kısmı özellikle. Burada bir tane film kraketi var. Güzel kokan mumlar şunlar. Çok güzel kokuyorlar. Size koklayayım. O kadar güzel ki bunlardan hani öneriyorum. Şöyle yapalım renklerini. O kadar cidden o kadar güzel ki olduğunuz ortamı hani 2 ay önce aldım. Ve hala kokuyorlar. Bütün oda kokuyor yani. Burada babamla fotoğrafımız var. Ve burada doğayla fotoğrafımız var. Daha sonra burada yine Furkan'la fotoğrafımız var. Evet. Sonra nereden aldığımı soracaksanız eğer bu battaniyeyi, şunu. Bunu ben Budo Konsept'ten aldım. Bunu soran var çünkü böyle uçları pomponlu falan. Farklı renkleri vardı ama ben odamı bu renk yapasım geldi. Böyle mumlar falan uyumlu olsun diye. Bunlar IKEA'dan. Şunlar hepsi. Yastık falan filan her şey. Şimdi içeriği göstereyim size. Buyurun. Kapı böyle kilitleyebiliyorsunuz. Anahtar veriyorlar size. Tabii yurttaki bütün odalar böyle değil bu arada. Mesela bizimkiler bireysel olarak geçiyor. Ortak kullanımda olanlar da var. Onlarda da oda olmuyor. Yukarı kat oluyor ama yataklar oluyor. Öyle. Yani aslında bu yurda gelseniz bir sürü oda tipi var. 2 kişilik, tek kişilik bile var ama o kadar para verir misiniz bilmiyorum yine de. Buraya ben bir tane böyle plastik bir şey astım. Arada düşüyor ve beni korkutuyor ama yine de işime görüyor yani. Buraya böyle küçük çantalarımı astım. Yine yatağın altında da böyle şeyler var, çekmeceler var. Buraya ben işte kameraları, kutuları, büyük çantaları falan koyuyorum. Başka okuma ışığı bile var bu arada gördüyseniz buradan. Hadi kapatıyorsunuz. Evet, devam edelim. Normalde bu arada bu odadan 2 tane var değil mi yurtta? Evet. Bu odada ekstradan şuradaki dolaplar var. O dolaplar aslında diğer odalarda yok. Değil mi? Normal diğer bireysellerde de yok. Sadece bu iki odada var. Yurtta sadece bu odadan bir tane daha var. İki oda var böyle olan. Ve onlarda var bir tek bu ekstra dolaplar. Onun dışında bilmiyorum. Bu odada kalmak istiyorsanız eğer yurda özellikle bu odayı göstermeniz falan lazım. Çünkü çok hani şey yapmıyorlar. Hani böyle göstermiyorlar 2 tane olduğu için. Ve dediğim gibi hani birazcık büyük olduğu için falan çok şey yapmıyorlar. Ama güzel bir oda bence. Ben seviyorum. Bir tek ışık girse gerçekten çok daha güzel olur. Burada bu arada klima var. Bir gün sıcakta açık bırakmışım birkaç gün önce. İçerisi ama sauna, hamam böyle bir şey olamaz. Giremedim bayağı odaya. Burada yine aynalı 2 tane dolap var. Ben böyle yerleştirdim. Buralarda yine kazaklar, kıyafetler falan var. Bu arada bu kadar toplu göremezsiniz bir daha. O yüzden çekiyorum. Burada bir dolap daha var. Burada da pantolonlarım ve tişörtlerim var. Aynı şekilde buraları yine şortlar, etekler falan böyle bir şeyler yaptım. Sonra burada bavullarım var, kirli sepetim var, çantam var bir tane ve
Üçüm Hasan var ama aynısından şimalde de olduğu için aşağıda onunki. Şimalinkini kullanıyoruz. Benim de küçük ütüm var. Onlar da benim küçük ütümü kullanıyor arada. Evet, sanırım odam bu kadar. Evet, oda turum, oda vlogum, yurt oda turum hatta bu kadardı. Umarım daha güzeller sizin olur. Gerçekten bilmiyorum, İstanbul'a alışmak benim için o kadar zor olmadı. Böyle bir tatlı arkadaşım olduğu için ve böyle bu yurdun hani şeyi, sosyal olması gerçekten hoş bir şey. O yüzden odalar da böyle güzel ve donanımlı ve ışıklı olunca insan hani evinden uzak olsa da böyle çok kötü hissetmiyor yani. O yüzden burası benim happy place'im yani. Mutlu olun. Umarım siz de beğenmişsinizdir benim odamı. Özel bir sorunuz varsa, herhangi bir şey olabilir, bana mail atabilirsiniz. Çünkü Instagram DM'den muhtemelen görmem. Onun dışında evet, bu kadar. Yorumlarda da sorabilirsiniz. Hani sorulara bakacağım, cevaplayabilirim falan filan. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videomda görüşürüz.